Evet arkadaşlar, videolarda sıkça bahsettiğim Peugeot 3008'deki uzun kısa far asistanından bahsedeceğiz. Şu an uzunları yakmıştı. Karşıdan gelen araçları belli bir mesafeden sonra gördükten sonra otomatik olarak farları kısaya çekiyor. O şekilde sürüşe devam ediyor. Uzun kısa far asistanının çalışabilmesi için birkaç durumun bir arada olması lazım. Önünüzdeki güzergahta aydınlatmanın bu derece loş olması lazım arkadaşlar. Yani herhangi bir sokak aydınlatması vesaire varsa uzun kısa far olayını devre dışı bırakıyor. Yani en uzaktaki artık ufuk çizgisindeki siyahlığı ölçüyordur muhtemelen. Eğer orada bir aydınlık görürse uzun kısa far hiçbir durumda çalışmayacaktır. Şimdi bu diğer durumları da sayalım. Diğer durumlardan biri sol şeritten, yani karşı taraftan böyle gidişli gelişli yollarda hiçbir beyaz ışık ya da işte sarı ışığın, yani ön farın gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer menzilinde bir ön far gördüyse uzun kısa far asistanını otomatik olarak kapatıyor, yani yakmayacak şekilde kısa farla devam ediyor yoluna. Bu birinci şartı. Diğer şartı ise önünüzde belli bir mesafeye kadar kırmızı lamba görmeyecek. Yani gece sürüş lambası, stop lambası diyelim. Ve şu an bu durum gerçekleşti. Önümüzde siyahtı. Otomatik olarak uzun farları açtı arkadaşlar. Şimdi karşıdan bir araba gelirse ya da beni bir araç geçerse ya da ben karşıdaki bir araca yaklaşırsam otomatik olarak kısa farlara geçecek. Şu an Konya yolu üzerindeyiz. Muhtemelen Ankara istikametine doğru gidiyoruz. Muhtemelen birazdan gelir. Çok işlek bir yol çünkü. Ve evet, gördü arkadaşlar. Hani ben bile şu an göremedim nerede o lamba diye. Evet, şuradaki gelen aracı görmüş. Demin de açtı kapattı. Bu şekilde uzun farı kendi otomatik olarak ayarlıyor. Ha, hani şöyle kullanışlı mı değil mi, gecikiyor mu, karşıdan küfür yemeyelim vesaire gibi bir düşünceniz olmasın. Çünkü hani siz kontrol etseniz bazen bu kadar hassas yapamıyorsunuz. Bak şu an yaktı ama yandan gelen aracı gördüğü için anında söndürdü. Yani oldukça hassas çalışıyor. Peugeot bu noktada iyi bir iş başarmış. Uzun kısa far asistanı benim beklediğimin çok üzerinde performans sergiliyor. Tabii bunun böyle olmasının nedenlerinden biri de sizin göz hizanız şu seviyelerde ise, yani kadranın biraz yukarısından görüyorsanız, bu uzun kısa far asistanının kamerası ise dikiz aynanın üst kısmında, yani şuralarda bir noktada. Muhtemelen şu an göremiyorsunuz benim elimi ama aracın camının en üst kısmında diye tabir edersek o kısımdaki görüş açısı haliyle sizden daha iyi olacaktır. Yani normal şoförü kullanan kişiden belki bir saniye, iki saniye daha erken görecektir. Yani daha yukarıda konumlandığı için. Bu sayede daha hızlı aksiyon alacak. Yani hani siz uzun kısa far yapsanız belki bu kadar hassas yapamayabilirsiniz ama araç oldukça hızlı bir şekilde uzun kısa arasında aksiyon alıyor arkadaşlar. Yani bu yüzden kullanışlı bir özellik. Bir gecikme olsaydı ya da sizi böyle ters durumda mağdur duruma düşürecek şekilde çalışsaydı, eminim ki hepiniz şuradan araç kısmına basıp o uzun kısa far asistanı devreden çıkaracaktınız. Ancak ben seviyorum. Gece kullanması oldukça güzel. Herkese de tavsiye ederim. Eğer böyle bir aracınız varsa hemen şuradan araç ayarlarına gelip bu özellik varsa sizde, otomatik uzun kısa far değişimi kısmını on olarak, yani açık olarak belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptığınız takdirde farlar oto moddayken otomatik olarak uzun kısa farları açıp kapatacaktır aracınız. Tabi durumları test ederek. Yani 3 koşul var demiştik. Önünüzde araba olmayacak, karşınızdan bir araba gelmeyecek ve ortam yeterince loş olacak. Yani ileride hiçbir sokak aydınlatmasının olmaması gerekecek. Bu koşullar birlikte gerçekleştiğinde uzun farı otomatik olarak araç açıyor ve bu durum bozulduğunda otomatik olarak kısa fara geçiyor. Şu an gördüğünüz gibi çok uzaklardan bir ışık var. Onu algılamadı muhtemelen ya da gereksiz görüyor. Belki orayı rahatsız etmiyordur bizim uzun farımız. Yani çok, hani birazcık daha yaklaşınca söndürdü. Ama zaten şu an bile çok uzakta araç. Yani ben 95'le geliyorum. O da o civarlarda bir hızla geliyorsa, karşılıklı birbirimize geliyorsak, hani kaç saniye geçti videodan ölçün, ne kadar mesafe olduğunu kestirmiş olursunuz.
oldukça düşük bir şeydir yani. Çok uzak bir noktadaydı. O da gözünü rahatsız etmeyeceğini düşünüyor demek ki. Sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Uzun kısa farla ilgili karşılaştığınız sorunlar olursa videonun altına yazmayı unutmayın. Ha, sorun yaşayan, geç devreye alıyor ya da kararsız çalışıyor diyenler varsa eğer şu kameranın oradaki kameranın yolu gördüğü kısımdaki camı temizlemesini öneririm. Bazen orada kireç kalıntıları oluyor ya da kışın buz tutuyor orası. Öyle olunca uzun kısa far çalışmıyor arkadaşlar. Yani oradaki kameranın sağlıklı bir şekilde yolu gördüğünden emin olduktan sonra uzun kısa farım çalışıyor ya da çalışmıyor şeklinde servise gidebilirsiniz. Ama ilk bakacağınız yer eğer düzgün çalışmıyorsa o kameranın üzerindeki kısım, bazen orada buğu yapmış olabiliyor. Nemli bir bölgede yaşıyorsanız o kısım da sonuçta içeride bir cam. Orası buğu yapabiliyor. Aracın içinde çok uzun süre zaman geçirdiyseniz o buğunun silinmesi ya da dışarıda eğer bir kirlilik vesaire reçine dökülmüş olabilir, bunun gibi ışığın kırınımını etkileyecek şeyler varsa o kısmın böyle alkol içerikli bir şeylerle temizlenmesini öneririm arkadaşlar. Onun haricinde sisteminiz düzgün çalışacaktır. Yani her şey oradaki kamera verisine göre geliyor. Arkadaşlar aksiyon alıyor. Bu şekilde en büyük problem genelde bundan dolayı yaşanıyor. Eğer yaşıyorsanız. Bunun haricinde bir problem varsa servise gidin. Muhtemelen onlar sorunu çözecektir. Araç garanti kapsamındaysa zaten garantiden müdahale edeceklerdir. Garanti kapsamında değilse de buradaki kamerayı değiştirerek, eğer bozuksa kameranız, çözüm olabilir arkadaşlar. Genelde yazılımsal bir sorun olmuyor. Hepsinde aynı versiyonu, aynı benzer şeyleri kullandığı için olay genelde donanımsal olabilir. Hani eğer o dışarıdaki camın fiziksel çizilmesine haricinde bir durum varsa. Bazen eğer aracınızda ön cam değişikliği yapılmışsa kalibrasyonunu düzgün yapamamış olabilirler. Oraya düzgün kamerayı oturtamamış olabilirler. Bu da yine sorunlara yol açabilir. Hem şerit takip hem de uzun kısa far asistanı olarak. Çünkü bu iki sistem de tabela okuma, şeritte kalma yardımı, otomatik uzun kısa far değişimi. Bunların üçü de yukarıdaki bu dikiz aynasının arkasındaki kamerayı kullanarak çalışan şeyler, donanımlar. Gördüğünüz gibi 90 tabelasını geçtik. Hemen tabela okuma 90 şeklinde revize etti kendini. Bu şekilde arkadaşlar, yardımcı olabildiysem mutluluk duyarım. Başka yaşadığınız sorunlar varsa bu donanımla ilgili, uzun kısa far asistanıyla ilgili videonun aşağısına yorum yazabilirsiniz. Oldukça kullanışlı bulduğum bir özellik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar dilerim.